Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil müttekin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum ve kanallahu şakiran alima. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eşşükrü alen ni'me emanun li zevaliha. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ve nataka Habibullahil Melikil Azizil Müteal. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün yine Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin nimetlerine şükür manası üzerinde duracağız. Demişti ki geçen dersimizin mukaddimesinde, el-imanu nisfani, nisfun sabrun ve nisfun şükrün. İman iki kısımdır. İki nisfa, iki yarıya ayrılır. Bir yarısı sabırdır. Ömür boyu zaferin anahtarı sabır muhterem Müslümanlar. Peygamberler sabrediyor, veliler sabrediyor, ilmiyle amil alimler sabrediyor, Allah'ın dostları sabrediyor. Çünkü aydınlığın anahtarı, bütün muvaffakiyetlerin temeli ve mayası sabırdadır. Onun için Müslüman sabırlı bir kul olacak, bu bir. Bunu ayrıca inşallah bir dersimizde işleyeceğiz. Mümkün olduğu kadar sabrın derinliklerine doğru ineceğiz ve sabren derinlere Kur'an-ı Kerim'den müjdeler getireceğiz. Biz bugün şükür bahsini konuşup bundan sonra inşallahu teala mavzu değiştireceğiz. Muhterem Müslümanlar, imanın birinci yarısı sabır, ikinci yarısı ise şükür. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha ayet celesinde işaret edildiği gibi sonsuz ve nihayetsiz, rakamlar ve adede sığmayan nimetleriyle pervelde olduğumuz Rabbimize her nefeste ve adımda şükredeceğiz ki bu imanın yarısıdır. Namaz bir şükürdür muhterem Müslümanlar. Zekat bir şükürdür. Oruç bir şükürdür. Hac bir şükürdür. Ve hakeza bütün nimetleri yerinde kullanmak Cenab-ı Halık-ı Zülcelal'in nimetlerine şükür manası taşır ki kalbin dirilmesi, ruhun hayata kavuşması, kulun Allah'a yönelmesi, Mevla'nın abdinden razı olması ancak şükrün nuruna bağlı. Bazı insanlar vardır, muhterem müminler, elinden nimetin kaçmasından çok korkar. Zengindir, servetim gitmesin, alimdir, İlmim çoğalsın, azalmasın. Kemal sahibidir. Kemalatında her gün biraz daha ileriye gitsin. Ve hakeza ve hakeza. Mücahit cephede cihadında muvaffak olmak için daima ayaktadır ve niyaz eder. Bütün bu çizgiler ve noktalarda zafere erebilmek için büyük bir tavsiye muhterem Müslümanlar. İçinde bulunduğumuz nimete şükredeceğiz. Allah-u Zülcelal zevalden koruyacak ve artıracak şükürler nimetimizi. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri açıkça işaret ediyor. Eşşükrü alen ni'me emanun li zevaliha. Nimet üzerine şükür zevalinden emin kılar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, müjdeliyorum. İçindeki nimetiniz daima artsın, eksilmesin kıyamet sabahına kadar. İstiyor musunuz? Eşşükrü alen nime emanun li zevaliha. Geçen dersimizde ve iki derste hatta ayet-i celleyi okuduk. Cenab-ı Hak zatına kasem ederek buyuruyor ki le in şekertum le ezidennekum. Eğer siz şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, buna
şöyle Nas içerisinden misal verir gibi Hazreti Musa'dan bir misal vereceğim, bakınız. Nimetin artışında çok açık olarak misal. Cenab-ı Halik-i Zülcelal Musa Aleyhisselam'a 15 senesinde onlara fakirlik vereceğim. Kendilerine sor. Gençliklerinde mi istiyorlar bunu? Yani evvel mi zenginlik istiyorlar, evvel mi fakirlik istiyorlar? Cenab-ı Musa Aleyhisselam oraya kadar gidiyor, kapılarını çalıyor, selam veriyor, evin aile reisine soruyor. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri sizin 30 sene ömrünüz olduğunu bana ifade etti vahiyle. 15 sene zenginlik verecek, 15 sene fakirlik verecek. Zenginliği mi evvel istersiniz, fakirliği mi evvel istersiniz? Ya Musa, ben diyor bir hanımımla istişare edeyim diyor. Evde cingar çıkmasın diyor. İki aklı birleştirelim, bir karar verelim bu işe diyor. Güzel bir şey değil mi muhterem Müslümanlar? İstişare ediyorlar. Hanım diyor ki evvela zenginlik isteyelim efendi. Erkek diyor hatun, ihtiyarlıkta zenginlik ve imkan çok daha iyi olur. Evvela yokluk gençlikte nasıl olsa geçer. İhtiyarlık da olsun. Hatun ısrar ediyor muhterem Müslümanlar. Demek ki hatunların bastırması sadece bu devrin işi değil muhterem Müslümanlar. Ezelden beri, ha hocam ben tarihte okumuş adamım, böyle pek cemaat olarak bizi de boş görmeyin. Hazreti Adem'e bile bastırdı da buğday ağacından yediler ya. Yani ta insanlık tarihinin başladığı günden beri ne hikmetse. Hanımın dediği üzerinde karar kılıyorlar, başka çare yok. Hazreti Musa Aleyhisselam'a, ya Musa evvela zenginlik versin 15 sene. Sonra başımıza geleni çekeriz diyor aile reisi olan zat. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri değişik sebepler halk edip bunların nimetini artırıveriyor. Zorluk var mı? وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزِ Salebet ibn-i Hatib denen bidayetle sahabi, sonra helak olup giden adamda olduğu gibi. Peygamber Efendimiz öyleyse zengin ol buyuruyorlar. Zengin oluyor ve servetinin içerisinde mahvolup gidiyor vesselam. Şükretmediği için muhterem Müslümanlar. Ben size وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ اِلَّتِ شَد۪يدٍ içerisinde onu da arz edeyim isterseniz. Tüyünüz ürpererek dinleyin ve 24 saatin 24'ünde Rabbim beni şükredenlerden kıl diye yalvarınız Mevla'ya. Çünkü kürsilerde konuşan, minberlerden seslenilen bütün nasihatlerin temelini Allah'a şükür manası götürüyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'a şükredenler mesuddurlar. Küfredenlerse dünyası karanlık, ahireti azap içerisinde olacaklar. Ve in kefertum inne azabi le şedid. 15 sene zenginlik ve servet. Karı kocanın ve evlatlarının yüzü gülüyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak bizleri gördüğümüzden geri koymasın. Ecdadımızın duası. Servet vermiş, makam vermiş, mansıp vermiş. Bütün bunlara şükrederek yalvaralım. Ya Rabbi bizi bu alıştığımız nimetlerden mahrum etme diye, bir taraftan Tuna boyları, Moskova surları, bir taraftan Tahran ortaları, bir taraftan Bağdat kaleleri, bir taraftan Yemen ve Sana'lar, bir taraftan Tunus ve Trablusgarplar, Cezayirler muhterem Müslümanlar. Koskoca bir imparatorluk, evet. Her vesileyle, Akif'in sözünü okuyoruz, her vesileyle orduyla donanma yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. Zaman zaman söylüyorum ya, Osmanlı'nın elini öpmeye nerede fırsat bulacak? Atının üzengisini öperse dudağı için şeref bilirdi. Hı? Delikanlı. Bugünkü mağrur kalplı. Geçen gün İngiltere'de bir gazete, dünkü gazetede de Fransa'da bir gazete, Türkiye'de İslam'ın hakim olmasından ötleri patlıyormuş. Ya ya muhterem Müslümanlar. Dünyanın ve ahiretin bütün nimetleri İslam'da.
Allahu Zülcelal'in kullarına vereceği bütün devlet ve saadetler İslam'da. Öyle olduğu halde İslam'ı bu necip milletin evladına kapkara göstermenin derdiyle küfür alemi ayakta. Muhterem Müslümanlar. Ya. Ama biz muhterem müminler dedelerimizin yolundayız. Konyalılar siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Ha? Biz Osmanlı dedemizin yolundayız. Tarihi satvetimizi, tarihi şeref ve izzetimizi, tarihi mana ve ulviyetimizi mutlak manada tekrar kazanıp Rabbi Zülcelal'imize karşı kulluk, izzet, satvet, iffet ve şahsiyetimizle Türkiye'mizi, hatta 1,5 milyarlık İslam alemini tekrar aydınlatan bir nesil olmamızı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallahu teala. Bu İslam'la olacak, bu Kur'an'la olacak, bu imanla olacak, bu aşkla olacak, bu sevgiyle olacak, bu uhuvvetle olacak muhterem Müslümanlar. Ya hocam bu ihtiyarları yalnız bıraktın. Onlar ne yaptılar? 15 sene zenginlikle safa sürdüler. 15 seneden sonra karı koca bekliyorlar. Hani Cenab-ı Hak 15 seneden sonra fakirlik vereceğim demişti ya. 16. sene daha zenginler. 17. sene daha zenginler. 20. sene daha zenginler. Nimet artıyor. Evin, ailenin reisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a, ya Musa sen böyle demiştin, Rabbimiz böyle buyurmuştu demiştin, bizim nimetimiz artıyor. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri vahiy ile buyuruyor ki o kullarım verdiğim nimetlere şükrettiler. 15 sene içerisinde verdiğim nimetlerime şükrettiler. Ben de ezeli olarak ve ebedi zat-ı akdesime kasem ederek لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ vaat ettim. Eğer şükrederseniz nimetlerinizi artırırım diye. Muhterem Müslümanlar, karı koca o istişare anında ilk 15 sene istiyoruz ama yediğimizden yedireceğiz, giydiğimizden giydireceğiz diye karar vermişler. 15 sene böyle yapmışlar. 30. sene daha zenginler muhterem Müslümanlar. 30. sene daha zenginler. Ben şimdi Konyalı kardeşlerime, beni dinleyenlere diyorum ki kalbi nimetler, ruhi nimetler, imani ve İslami nimetler, dünya nimetleri, bedeni, ailevi nimetler, nimetin hangi çeşidi olursa olsun muhterem Müslümanlar, eğer her gün biraz daha artmasını istiyor musunuz? Estağfirullah. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Halik-i Zülcelal Kitab-ı Kerim'in de böyle buyuruyor. Eğer siz imanlı kullar, inanan insanlar olarak nimetlerimize şükrederseniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Verilen nimetlere şükrederseniz Allah sizi o nimeti almanın azap ve mahrumiyetine ebedi duçar etmez. Şu halde dünyada azaba giriftar olmamak, ölürken ağlayarak ölmemek, vallahi kolaylık var. Zorluğu çıkaran biziz. Bakın yemin ediyorum size. Vallahi kolaylık var. Alemlerin yüce Rabbi Erhamur Rahimindir. Bil müminine raufur rahim. Müminlere karşı, inananlara karşı, şükredenlere karşı şiddetli şefkat sahibi, hudutsuz rahmet sahibi. Ya. Kapını çalan yok. İffetine el atan yok. Kasanı parçalayıp seni mahrum eden yoksa eğer, değil mi muhterem Müslümanlar? Ya. Düşünmeye davet ediyorum. Cezayir'deki çilekeş insanlar, Bosna Hersek'te tavanları yıkılmış, duvarları üzerlerine göçmüş inleyen kişiler. Cennet vatan muhterem Müslümanlar, cennet vatan.
dört mevsimin icra edildiği, baharı ayrı bir güzellik, güzün de başka bir renk, kışın da başka bir ahenk ve sohbet, yazın da başka bir sıcaklık olan cennet vatan, nimetleri taşarken, coşarken, Mevla-i Müteal, bu nimetlerin tamamı, bu aylar ve güneşler hepsi size müsekhardır, sofranıza oturup bir rahat yemek için. Ve selametteyiz bugün. Yarınımızı Cenab-ı Hak muhafaza etsin muhterem Müslümanlar. Heme ez behritü sergeştevu ferman berdar. Heme ez behritü sergeştevu ferman berdar. Şartı insaf ne bahşetti tü ferman ne beri. Her şey muhterem Müslümanlar, Sadi öyle diyor. Her şey senin için. İnsanlık olmasa güneş niye doğacak? Muhterem Müslümanlar. İnsanlar olmasa yıldızlar niye göz kırpacak? İnsanlar olmasa ay geceleri niye aydınlatacak? Allah'ınızın aşkına diyorum. İnsanlar olmasaydı rüzgarlar niye esecek? Bulutlar niye şarıl şarıl rahmet dökecekti? Her şey insanoğlu için. Öyle olunca şartı insaf ne bahşetti tüfermuan ne veri. Koca hakim öyle diyor. Şartı insaf ne bahşetti tüferman ne beri. Bu kadar nimeti meczul Allah'ına karşı. Eğer söz dinlemez, şükretmezsen bu insanlığa yakışmaz ey mümin diyor. Ey insan bu insanlığa yakışmaz. Hani aramızda nankör insan deyiveriz muhterem Müslümanlar. Bir kara kahvenin ecdat sözü bu, ecdat sözü bu. Bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var. Karda kışta sokakta kalsan, kapıdan bir arkadaşın çıkıp da gel evladım, şu sobanın başında otur ısın, hava açılınca gidersin demiş olsa, ömür boyu unutamazsın o iyiliği değil mi? Çünkü hayatını kurtarmış oluyor. Bir bunu düşün, bir kara kahvenin hatırını düşün, bir de şu şeref ve şahsiyeti sana verip Cibril'i indiren, Kur'an'ı gönderen, Hazreti Muhammed'i sana rehber kılan, aile saadeti veren, sıhhat ve afiyetle yüzünü güldüren, elinden tutan Mevla'nın nimetlerini düşün mümin kardeşim. Öyle olunca şartı insaf ne bahşetti tüferman ne beri. İnsaf şartı değildir ki Rabbin emirlerini duymayasın ve ona karşı isyan edesin, Mevla'na karşı gelesin ve nimetlerine şükretmeyesin. Ağır bir şey muhterem Müslümanlar. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şurada bir hadisi şerif var muhterem Müslümanlar. Bakınız Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Pek de mana itibariyle tatlı, uyandırıcı ve latif bir hadis-i şerif. Men lem yeşküril kalil, lem yeşküril kesir ve men lem yeşküril nas, lem yeşkürillah. Adab ve muaşeretle ifade ediyor. Bir kimse aza şükretmezse çoğa da şükretmez. Bir kimse nasa teşekkür etmezse Allah'a da şükranda bulunmaz diyor. Yani Mevla'nın verdiği nimetin azı olmaz muhterem Müslümanlar ama az bile görünse ona şükredersen şükrettikçe çoğalacak. Aza şükretmeyen çoğa şükretmez diyor Peygamber Efendimiz. Nasa teşekkür etmeyen, hatta muhterem Müslümanlar aile hayatından tutunuz hemen yakını komşuna ve akrabasına, ileriye doğru merkezden muhite doğru geçiniz. Etrafından gördüğü nimet karşılığı teşekkür eden bir mümin olmak. Asanı eline veriverse, yolun bir kenarından o bir tarafına geçiriverse, ayakkabını çeviriverse, dahasını söyleyeyim muhterem Müslümanlar, لَا تَحْكَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. Resulullah böyle buyuruyor, maruf ve iyilik olan şeyler küçümsenemez diyor, hakir görülemez. Ya Ebu Zer, küçük görme marufu, velev ki bir kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi. Müslümanlar, İslam ahlakı,
sabahleyin kalkıp evinden bismillah ve billah ve tevekkelna alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah diye çıkıyorsun ya, etrafına önüne gelen bütün kardeşlerine Allah Resulü'nün ahlakıyla tehalluk ederek tebessüm etmek bile ibadettir ve affe vesiledir. Geçen dersimizde de belki işaret ettik. Evlat anne babaya tebessüm ediyor, Cenab-ı Hak iki tarafı da affediyor. Anne baba evladı okşuyor, Rabbim arşa kadar yeşesin diyor, Cenab-ı Hak iki tarafı da affediyor. Ya, ya muhterem Müslümanlar, ne kadar tatlı. Hoca talebesine dua ediyor, Cenab-ı Hak iki tarafı affediyor. Talebe hocasına ihtiram ediyor, asasını verip ayakkabısını çeviriyor, Cenab-ı Hak iki tarafı da affediyor. Böyle olunca muhterem Müslümanlar, Müslüman denince akla gelen melekleri imrendiren tabiatta ulvi bir varlık, ilahi bir varlık. Müslüman, mümin. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretlerinden niyaz ediyoruz muhterem müminler. Bizi akıbet itibariyle çok hayırlı neşelere iletsin ve dualarımızı bu yönde kabul buyursun inşallahü teala. Muhterem müminler, şükür nimetleri artırıyor, küfür nimetleri azaltıyor. Öyle olunca mümin kul Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine ne kadar şükre devam ederse nimeti o nisbette artacak ve netice itibariyle saadetle Yüce Rabbisine dönecektir inşallahü teala. Teşekkür dedim de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Nas'tan gördüğümüz bütün iyiliklere karşı Mevla-i Mütealimiz Hazretlerine şükran borcumuzdur. Bir de etrafımızdaki kardeşlerimize daima teşekkür edeceğiz ki onlardan bize gelen dualar bizi arşa kadar yeşertecek inşallahü teala. Bir de muhterem Müslümanlar, ve tehaddüsü bi nimetillahi teala şükrün lehu subhanahu ve teala. Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Muhterem müminler, hadis-i şerif böyle devam ediyor. Ve tehaddüsü bi nimetillahi teala, Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Yokluk bizi yoktan var ettiden başlamak suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin misali burada. O birini hatırlayacağım inşallahü teala, dalgınlık oldu. Muhterem müminler, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nimetini tehaddüsle, güzel tabirlerle överek Rabbisini söylemek Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği şeydir. Yoksa nimeti örter de her seferinde halinden şikayet ederse mümine yakışmayan bir haldir ve haslettir. Bundan azami derecede sakınacağız ve çekineceğiz inşallahü teala. Peygamber Efendimiz'in şöyle bir misalini arz ediyorum, bakınız. Cenab-ı Ata bin Rabah Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin halini soruyor Ayşe validemize. Ey müminlerin annesi, sen Peygamber Efendimizin en yakınısın. Resulullah'ın acip hallerinden birini söyle ki o günleri gözyaşıyla tekrar bir defa daha yaşayalım diyor. Muhterem Müslümanlar, Ayşe validemizin gözünden yaşlar dökülüyor ve buyuruyorlar ki Resulullah'ın hangi hali acip değildi? Ya hayatının her safhası mucize olan büyük insan. Hayatının her safhası mucize olan büyük insan. Rabbim şefaatine nail ve mazhar eyle ya Rabbi diyoruz. Benim gecemdi, benim nöbetimdi. Resulullah hücreme geldiler. Beraber uzandık diyor Ayşe validemiz. Fakat Peygamber Efendimizin rengi biraz uçup göz pınarları yaşla doluydu diyor. Ya Ayşe, benim Rabbime kulluğumu kendi arzuna tercih etmez misin dediler Resulullah. Ya Resulullah, fidâke ebî ve ümmî, annem babam yolunuza feda olsun. Vallahi sizin Rabbinize kulluğunuzu nefsani bütün arzularıma tercih ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri kalktılar diyor. Matırada, ibrıkta bulunan su ile bir abdest aldılar. Gözlerinden yaş dökülüyordu diyor. Gözlerinden yaş dökülüyordu.
Namazda durdular. Gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Uzun bir rükûa vardılar. Gözlerinden yaşlar seccadeleri sırsıklam ıslatıyor. Secdeye vardılar. Muhterem Müslümanlar, Ayşe annemizin söylediğini aynen naklediyorum size. Secdede o kadar kaldılar ki Resulullah Rabbisine uçtu mu diye gönlüme haşyet geldi, korku geldi diyor. Yaklaştım, nefes alıp verdiğini hissedince Mevla'ya şükrettim. Resul-i Zişan hayattadır dedim diyor. Secdede o kadar kaldılar. Tekrar kıyam ettiler, gözyaşları. Ya muhterem emirler, hani ben size söylüyorum ya devamlı, çocuk gibi bize ağlar göz lazım. Aşk eri öyle diyor. Her seferinde Mesnevi'yi okuyorum. Çeşmi giryan bayede tüm tıflı hurt, kemhur anan rakinan abidü purt diyor. Ey mümin, Rabbine gerçek manada şükreden uyanık bir kul olmak için sana çocuk gibi ağlar göz lazım diyor. Muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'nin köşesinde veya Azize Camii'nin kıblesinde bazen 4-5 yaşında bir çocuk anne babasını kaybetmiştir. Feryadı basıyor. Annem de babam da diye feryadı basıyor. Belki içinizde de arkadaşlarımdan olan vardır. Bir seferinde Kabe-i Muazzama'da bayram namazı kılıyoruz. Bir çocuk anne babasını kaybetmiş. Efendiler, yemin ederim harami ilahiyi adeta ayağa kaldırdı sanki. Ses o kadar feryat ve çığlık o kadar dehşetli. Annem ve babam diye öyle feryadı basıyor ki yavrucağız. Çünkü o kadar kalabalık cemaat namazda, hiç elinden tutup halini soran da yok. Zaten halini sorsa dahi çocuk bakmıyor. İlla ya annesini istiyor ya babasını istiyor. Mevlana'mızın deli teşbihi, deli teşbihi, sana bu çocuk gibi ağlar bir göz lazım diyor. Geçen derslerinde söyledim. Cenab-ı Hak her şeye dayanıyor, bir şeye dayanamıyor Müslümanlar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, her seferinde bunu size tekrarlamak istiyorum. Allahu Zülcelal bir şeye dayanamıyor. Gözyaşı ve feryat. Gözyaşı ve feryat. Hocam hiç sorma. Gözler o kadar taşlaşmış, gönüller o kadar katılaşmış, ruhlar o kadar dünya kabusuna bürünmüş ki bir türlü kolay kolay ağlamıyor ya. Geçen gün söylemiştim size, Hazreti Ebubekir'in Sıddık ağlıyormuş bir gün. Ya Ebubekir, niye ağlıyorsun demişler. Ağlamadığım anlar, ağlamadığım günlere ağlıyorum diyor. Sıddık-ı Ekber, Sıddık-ı Ekber. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an okuyor ağlıyor, Kur'an okuyor ağlıyor, Kur'an okuyor ağlıyor. Etrafına kavmi Kureyş, Mekke müşriklerinden gelenler, o taze yavrular, Ebu Bekir Sıddık'ın gözyaşları aşk ve vecdine bakıyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gözyaşı sadece rahmeti rahmanı coşturmuyor, gören insanlar da coşturuyor muhterem Müslümanlar. Ben bazen böyle birini gördüm mü, ben de öyle bir ağlayabilsem diyorum. Vallahi müminler, vallahi. Böyle Rabbim için bir ağlayanı gördün mü? Bazen Harameyn-i Şerife'inde, Mescid-i Nebevi'de veya Kabe'nin karşısında bir mümin kardeşim, bir Pakistanlı, bir Hindistanlı, bir herhangi bir mümin, Kazakistanlı kardeşim, bir Türk kardeşim faraza secdeye kapanmış, çığlığı basıyor feryadı. Ben de şöyle yakınındayım. Ömürlük yaptığım her şeyi unutuyorum. Ah, ben de bu kardeşim gibi Rabbim için bir ağlayabilsem diyorum. Muhterem müminler,
Çünkü sivrisineğin başı kadar gözyaşı bir ömürlük hata ve günaha kefarettir diyor Fahri Kainat. Ve aşk eri öyle diyor. Kemhur annan raki nan abutuburt. O dünya nimetlerini az ye, manevi şerefini aldı götürdü diyor. Mevlana'mızın sözü. O dünya nimetlerini az ye, manevi şerefini aldı götürdü diyor. Hangi meclise varsanız mark hesabı, dolar hesabı. Vay ya muhterem Müslümanlar. Mark piyasası nerede, doların fiyatı nerede? Ya. Daha çok kazanacak, daha çok toplayacak, daha çok servet sahibi olacak, daha çok. Daha ileriye gidince tabii gazeteler, rantiyeciler falan diyorlar ya, hortum atıp da devlet hazinesini ve Müslümanların kanını emenlere kadar varıyor mavzu muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yani illa da da. Mevlana'mız koca aşk eri öyle diyor. Dünya nimetinin aşkını ve sevgisini biraz azalt diyor ya. Hani ecdadımız ne demişti? Mide tehi ten dürüst, kese tehi din dürüst. Evet, pek de çabukça hatırlayamadım. Mide tehi ten dürüst. Eğer mide boş perhize riayet edersen ten afiyette diyor muhterem Müslümanlar. Ten afiyette. Yani perhizi bilirsen, abur cubur yemezsen, çünkü el midetü beytüdde vel perhizü resüddeva vel himyetü resüddeva. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, mide bütün perişanlık ve kargaşanın odasıdır. Kalp çalışmıyor mideden, damar sertliği var mideden, tansiyon yüksekliği var mideden, iradede bir zaaf var mideden, ve hakeza ve hakeza. El mi'detu beytüdde. Evet, vel himyetu reisüddeva. Perhize riayet de bütün devaların başıdır. Onun için mide tehi ten dürüst. Mide boşsa eğer ten dürüst, vücut sıhhat ve afiyette. Eğer kese boşsa, yani Cenab-ı Hak bir kulun rızkını yetecek kadar veriyorsa, Müslüman bunu unutmayacaksın. Büyüklerimiz, ecdadımız asırlar boyu tecrübeden sonra söylemişler. Kese boş olursa din dürüst. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Allah'ın Resulü öyle buyuruyorlar. Allahümme ec'al rızka Ali Muhammedin kuten ev kefafen. Ali Muhammed'in rızkını yetecek kadar ver ya Rabbi. Yetecek kadar ver ya Rabbi. Ya. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri hayırlısından ve halalından yetecek kadar versin. Muhterem Müslümanlar, bazı evlerde levha olarak yazmışlar. Ben de aklım erdiğinden beri öyle dua ediyorum, bakınız. Ya Rab, bana öyle bir feyzu kanaat ver ki namerde değil merde dahi eyleme muhtaç. Efendim? Namerde değil merde dahi eyleme muhtaç. Kendim ve bütün kardeşlerim için Rabbimden öyle niyaz ediyorum. Kullarından hiçbir kula muhtaç etmesin. Ama şaşırtacak olan mal ve servetten de korusun muhterem müminler. Ya. O Salep Edübni Hatıp hadisesi demiştim. Onu bir müsait zamanda anlatırım inşallahü teala muhterem Müslümanlar. Yani her halükarda mümin kendisini ayarlı tutmalı. Her şeyin taşkınlığı, fazlası kulu şaşırtabilir. Bu bakımdan dinimizin dürüst görünmesi için daima Rabbimizden kıvamında rızk, halal lokma isteyeceğiz muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri secdeleri sımsıklam ediyor. Ayşe validemiz telaş ediyor. Acaba Rabbimize ruhunu mu verdi Resulullah diye. Peygamber Efendimiz ikinci secdede böyle selam veriyor iki rekattan sonra. Yanına duvara dayanıyor. Gözyaşları devam ediyor. Oradan çıktı ya, gözyaşını da söyledim size muhterem Müslümanlar. Ve gözyaşını tıkayan muhterem cemaatim, gözyaşını tıkayan
dünya düşkünlüğüdür ve şakavet alametidir. Bakın bu sözü gönül sayfelerinize kaydedin. Gözyaşını tıkayan, kalbi taşlaştıran dünya hırsı tuğlu emel ve Allah korusun çok yeme gibi dünya nimetlerine aşırı düşkünlüktür. Eğer göz yaşarmıyorsa şakavet alamet. Peygamber Efendimiz erbaun mineş şaka buyuruyorlar. Dört şey şakavet alametidir. Cumudül ayn ve kasvetül kalp vel hirsu aled dünya ve tulül emel. Dört şey şakavet alametidir. Müslümanlar evvela söyleyen korkmalı, ürpermeli. Sonra da bütün cemaatim olarak siz kardeşlerime ışık tutmalı, uyandırmalı bu söz. Allah Resulü'nün sözü. Dört şey şakavet alametidir, mahrumiyet alametidir. Hidayetten az nasip alan kişilerin halidir. Biri ağlamayan göz. Ağlamayan göz. Rabbisi için ağlamayan göz. Birine, seleften birine çok ağlıyorsun demişler. Göz ya Allah'ı görür veya görmez diyor. Allah'ı görsün diye ağlıyorum. Eğer Allah'ı görmezse bırakın varsın kör olsun diyor. Onun için gençler, gençler, Allah'ın alnından öptüğü delikanlılar, yiğitler, sadece gülmek, oynamak, sadece eğlenmek, sadece nefsani arzuların peşinde bir ömrü heder edip ihtiyarlamak tehlikeli gidiştir. Bu yol kar bırakmaz. Onun için her şeyi İslami ve Kur'ani ve imani ölçülere göre yapacaksınız. Yeri geldiği zaman çığlığı basacak rikkati kalbiyeye, yeri geldiği zaman elbette Allah'ın rahmetiyle neşelenmek hakkınızdır. Yoksa muhterem Müslümanlar, eğer bir nesil ya muhterem müminler, Konya gazetelerini bile okuyunuz Allah'ınızın aşkına. Ben günlük iki Türkiye gazetesi, yani İstanbul gazetesi, büyük gazete, bir de Konya gazetesini günlük okuyorum. Tabii radyoyu da dinliyorum. Yoksa Erenköy'e çekilmişim de bu milletin halinden haberi olmayan bir insan, ahiretlik bir adam olarak yaşadığımı zannetmeyin. Devinen yapraktan haberimin olmasını isterim ki bu necip milletim için onun kederi benim kederim, onun neşesi benim neşem olsun diye. Konya'da bile her gün falan falanı öldürdü, falan falanı katletti haberleri. Konya gazetelerine bakınız muhterem Müslümanlar. Konya. Hani Konya gibi Türkiye istiyoruz diyoruz. Esefle söyleyelim ki muhterem Müslümanlar, gerçek bu. Ya muhterem Müslümanlar, 48 senedir kürsüdeyim. Ve gençliğe tavsiyem bu. Gül gibi, konca gibi, melek gibi olunuz ey gençler. Kötülükten sakınınız, merhametle dolunuz, şakavete buğz ediniz, adaletten yana büyüyünüz diye söylüyoruz. Bizim hakkımız şikayet. Yoksa seni zalim seni. Ya muhterem ünlüler, ya. Biz evliya yetiştirin diyoruz, o eşkıya yetiştireceğim diyor. Öyleyse senin şikayete hakkın yok ki. Evet. Tıkama ümmeti Muhammed'in yolunu. Bırakma nekesel evladını aşk numunesi, sevgi örneği olarak yetişsin. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri, muhterem Müslümanlar, insanı mükerrem yaratmıştır. İnsanı muhterem yaratmıştır. İnsanı şerefli yaratmıştır. İnsanı nazlı mahluk olarak yaratmıştır. Hatta muhterem müminler, tabii ezanımız da okunuyor. Bütün kainatı insan için, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bütün kainatı insan için, insanı da zatı için yaratmıştır Mevla, zatı için. Yaratılışımızın gayesi melek gibi Rabb-i Mütealimize ibadet ve taat neşesine eriştir. Peygamber Efendimiz, şu kazıyeyi bitireyim muhterem Müslümanlar. Evet, şükreden mümin olmak mevzuunda vardığımız yer. Allah'ın Resulü
duvara dayandılar. Gözyaşları devam ediyor, gözyaşları devam ediyor. Abdullah İbni Mektum sabah ezanını, Bilal-i Habeşi de imsak gece ezanını okurlardı. Şimdi Harameyn-i Şerife'inde, Mescide-i Şerife'inde gene iki ezan devam ediyor biliyorsunuz. Teheccüd ezanı ve sabah namazı ezanı muhterem müminler. Teheccüd ezanını okuyor Cenab-ı Bilal-i Habeşi, Hücre-i Saadet'in önüne kadar geliyor. O gün sevki ilahi olacak Allahu Alem. Esselamu aleyküm ya Resulallah. İzin var mı, girebilir miyim ya Resulallah? Peygamber Efendimiz gel ya Bilal buyuruyorlar. Gel ya Bilal buyuruyorlar. Bilal-i Habeşi içeriye giriyor, ne görsün? Peygamber Efendimizin mübarek lihye-i saadet sakalı şerifi sır sıklam olmuş gözyaşlarıyla. Giydiği cübbesinin önü sır sıklam olmuş. Secde mahalli sır sıklam olmuş. Ve gözünden yaşlar dökülmeye inci gibi devam ediyor. Ya Resulallah kurban olayım. Siz de mi ağlıyorsunuz? وَقَدْ قَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Geçmiş ve geleceğiniz ne varsa, yok ya, olsa bile Sure-i Fetih de Kur'an ayetiyle Rabbin peşin affetti Muhammed'in buyuruyor. Sen de mi ağlıyorsun, siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulallah? Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mütebessim bir vecih, güneş gibi, ay gibi bir nur. Evet, pırıl pırıl bir neşeyle Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal, efela ekunu abden şekura. Efela ekunu abden şekura. Şükreden bir kul olmayayım mı ya Bilal? Böyle buyuruyorlar. Müslümanlar, unutmayacağız değil mi? Peygamber Efendimiz gibi bütün nimetlere gözyaşları ve şükürle mukabele eden seçkin ve mümtaz bir kul, şerefli bir insan olarak Rabbimize dönmenin gayreti içerisinde olacağız. Resulullah böyle buyuruyorlar. Efela ekunu abden şekura. Çok çok Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı ya Bilal? Yoktan beni var etti. Varlığından haberdar etti. Yetimken beni gül gibi büyüttü. Bana Cibril'in gönderdiği vahyini, Kur'an'ı indirdi. Beni İmamul Enbiya, Hatem-ül Rusul kıldı. Bütün Enbiya'nın mührü olarak bana ahir zaman peygamber olma şerefini bahşetti. وَهَاكَذَا 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 وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ فَهُوَاسِنْجَ. Sonunda وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَ اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِاُولِي الْاَلْبَابِ. Bu gece bana Cibril ile bu ayeti kerimeyi de gönderdi ve inzal buyurdu. اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِاُولِي الْاَلْبَابِ. Ben şükür, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Muhterem Müslümanlar, biri büyüklerden birine fakirliğinden şikayet ediyor. Şarani Envar-ı Kutsiyesinden naklediyor. Efendim çok fakirim, çok durgunum, maddi bakımdan çok imkansızım deyince o büyük zat şikayet eden kimseye şöyle diyor, bakınız son söz olarak söylüyorum. Gözün görüyor mu diyor, görüyor. Bin altın versem o gözü verir misin diyor, vermem efendim diyor. Kulağın duyuyor mu mümin kardeşim diyor, duyuyor. Bin altın daha versem kulağını verir misin, duyma hissini verir misin? Vermem efendim diyor. Kalbinin rakkasesi Allah, 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 Allah diye muntazam ve sıhhatle, evet. Kalbin hasta olsa razı mısın? Hayır efendim diyor. Elin tutuyor mu istediğini? Tutuyor efendim. Bin altın daha versem elin bu sıhhatini verir misin? Hayır efendim. Ayağın seni istediğin yere götürüyor mu? Götürüyor efendim elhamdülillah, ayağımda tutuyor diyor. Bin altın versem ayağın kötülüğüm olsa razı mısın? Hayır efendim diyor. Bakın muhterem Müslümanlar, ilim ve eser olarak söylüyorum. O büyük zat diyor ki, mümin kardeşim Allah'tan korkmalıyız. Bakın şu anda siz 5000 altın sahibisiniz, hiçbir şeyim yok diyorsunuz diyor. Gören göz, konuşan dil, duyan kulak, tutan el, istediğimiz yere götüren ayak ve ondan sonra imanla dolu bir kalp, Rabbisine müteveccih bir ruh Cenab-ı Hak bahşetsiyse büyük nimetlerin içerisindeyiz. Rabbimiz mucebiyle amel nasip mukadder buyursun inşallah. İslam'ın nuruyla yaşayıp
İslam'ın nuru içerisinde. Hacı Veysel'de hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimizin manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah. Buyurun bir kere kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh kelime-i tayyibe-i münce-i mübarekesiyle gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i Muhammedi Mustafa'viye temessük ve ittibalarımızı yevmez feyuma müzdar eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, afetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Türkiye'de ve İslam aleminde İslam'ın nurunu ikame, Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan mukaddesatçı ve dindar Allah ve Resulüne bağlı kardeşlerimizi her veçile ve daima mansur ve muzaffer eyle. İslam'ın eşiğini kirletmek isteyen, Hazreti Kur'an'a kara gözlükle bakan, güya İslam'ın gelişine Türkiye ve dünyamızda mani olmak isteyen zavallı zalimleri istidatları var ise ıslah eyle. İstidatları yoksa kahhar ismi celilinle kahreyle ya Rabbi. Alem İslam'a ittifak ver. Alem İslam'a ittihat ver. Alem İslam'a vahdet ver. 1,5 milyar ve 53-55 İslam devletine birlik, beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi. Bize ve bütün Müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.